Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için kat kat tadı muhteşem tahinli bir pastane poğaçası hazırladım. Hemen hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 su bardağı ılık su. 1 paket kuru maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Bu malzemeleri şöyle bir çırpma teliyle karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim. Şimdi bu karışımın içerisine 2 tane yumurta hakkı ekliyorum. Sarılarını üzeri için ayırdık. Poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve yine şöyle bir karıştırdıktan sonra ununu ve tuzunu ekleyip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım ve kontrollü olarak ekledim. Siz de mutlaka o şekilde ekleyerek yoğurun hamurunuzu. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bu poğaçayı pastanede gördüm arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Pastanedeki poğaçanın birebir aynısı oldu. Artık dışarıdan almaya gerek yok. Evde yapabiliriz. Çok güzel, çok lezzetli, kat kat yumuşacık bir poğaça. Hamura unun tamamını ekledikten sonra şöyle elimi sıvı yağ batırarak hamuru güzelce yoğuruyorum. İyice pürüzsüzleşene kadar yoğurdum. Ve üzerini şu anda kapatıyorum. Mayalanması için bir kenara bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saatin sonunda hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi üzerine açıyorum ve poğaçalarımı yapmaya başlayacağım. Öncelikle hamuru şöyle bir toparlıyorum hamur kartıyla. Bu sırada havasını da almış oluyoruz. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Hamurumdan 10 eşit beze yaptım arkadaşlar. Bezelerimi yaparken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ettim. Buna sizler de dikkat ederseniz poğaçalarınızın şekli daha güzel olur. Şimdi bezelerimi yaptım ve poğaçalarımı yapmaya geçiyorum. Üzerini şöyle kapatıyorum ki kabuklanmaması için. Poğaçaları yapmaya başlamadan önce içerisine süreceğim tereyağı ve tahin karışımını hazırlayalım. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Ve yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra poğaçalarımızın içerisine bu karışımı süreceğiz. Harcı hazırlayıp bir kenara aldım ve ilk yaptığım bezeden başlayarak poğaçalarımı yapıyorum. İlk önce hamuru şu şekilde elimle açarak biraz büyütüyorum. Poğaça hamurlarımızı beşli olarak beşer beşer tabağın içerisine alacağım. İçerilerini harç sürerek bu büyüklükte açmamız yeterli. Şöyle bir servis tabağının içerisine alıyorum. Tekrar tabağı aldıktan sonra şöyle elimle düzeltiyorum. Ve içerisine hazırladığımız tahinli harçtan sürüyorum. Tahinli harcımızdan şöyle bolca sürelim her tarafına. Şimdi diğer hamuru da aynı şekilde açıyorum elimle. Gördüğünüz gibi yapılışı bu kadar basit. Elimizle açıyoruz ve içerisine hazırladığımız harcı sürerek üst üste yerleştiriyoruz. İlk 5 bezemizi bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi ikinciyi de diğerinin üzerine aldıktan sonra bu üstte kalan kısmına yine tahinli harçtan süreceğim. Bakın şu şekilde.
Bolca sürmekten kaçınmayalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Diğer hamurlarımı da aynı işlemi yaparak ilk tabağı bu şekilde hazırlıyorum. Bakın bu şekilde elimizle açalım ve üzerine yerleştirip iç harcını sürelim. Bu kadar basit arkadaşlar. Poğaçalarınızın içerisine tahin yerine haşhaş, sürülebilir çikolata ya da sadece tereyağı ile de yapabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. İkinci beş bezemizi de aynı şekilde hazırladıktan sonra şöyle tabaklara koyduktan sonra şimdi buzdolabına alacağım. Ama öncelikle üzerini bir poşetle kapatıyorum. Mutlaka poşetle kapatalım. Kabuklanma veya kuruma olmaması için. Bir 15-20 dakika kadar buzdolabında bekleteceğiz. Şimdi hazırladığım ilk beşli hamurumu dolaptan çıkardım ve tezgahın üzerine alıyorum bu şekilde. İçerisindeki tahinin ve tereyağının donması için dolapta beklettik. Şimdi tezgahın üzerine alıyorum ve şekil vermeye başlayacağım. Hamurlarımız çok yumuşak olduğu için kolay bir şekilde açılıyor zaten. Şimdi bu şekilde hepsini birlikte açıyoruz. Şöyle bir alt üst çevirdim arkadaşlar. Altta kalanlar da eşit boyutta açılsın diye, küçük kalmasın diye. Şöyle elimizle açıyoruz. İsterseniz merdane veya oklavayla da açabilirsiniz. Ama yumuşak bir hamur olduğu için ben elimle açmayı tercih ettim. Hamurumuzu büyükçe bir dikdörtgen formunda açtıktan sonra önce ikiye kestim. Sonra kestiğim her parçayı kendi arasında 5 parçaya daha kestim. Ve şimdi de kestiğim bu parçaları bu şekilde rulo şeklinde sararak hazırlıyorum. Bu pastaneden aldığım poğaçaları artık evimde yapıyorum gördüğünüz gibi. Sizler de bu tarifi birebir uygulayarak yapabilirsiniz. Artık dışarıdan almanıza gerek yok. Kendiniz evinizde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu hamurdan 20 adet poğaça çıktı arkadaşlar. Çok da bereketli bir tarif. Dışarıdan alacağınız 4-5 poğaça fiyatına evinizde 20 adet poğaça çıkarmış olacaksınız. Şeklini verdiğim poğaçaları şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Biraz kabarmaları için bekleteceğim ve üzerine yumurta sarısı sürüp pişirmeye göndereceğim. Bu poğaçaları yapmak istediğinizde iki ölçüden yaparak yiyeceğiniz kadarını ayırıp kalan kısmını buzluğa atabilirsiniz. Şimdi poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Bakın şekilleri şu anda bile çok güzel görünüyor. Üzerine son olarak sarı haşhaş serptim. İsterseniz susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz. Ya da hiçbir şey serpmeden sade olarak da pişirebilirsiniz. Ve önceden ısıttığım alt üst ayar 180 derece fırında poğaçalarımı pişirdim. Bakın şimdi fırından aldım. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Harika bir şekilde kabardılar ve görüntüsü muhteşem. İnanın lezzeti de o şekilde. Pastaneden aldıklarımızın birebir aynısı oldu. Lezzet olarak da, görüntü olarak da. Bakın şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Hala sıcak olmasına rağmen yumuşacık. Poğaçalarım biraz soğuduktan sonra dokusunu, altını, üstünü şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Altı da çok güzel bir şekilde pişmiş bakın. Yumuşaklığı da bu şekilde. Harika, pufur pufur gördüğünüz gibi. Ve son olarak poğaçamın içini de gösterip videomu tamamlayacağım. İçinin görüntüsü de yine muhteşem. Harika bir görüntüsü var. Bakın muhteşem bir poğaça. Mutlaka sizler de yapın, artık pastaneden almazsınız diyorum. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.